Sevgili dostlar, depremin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmek üzere. Fakat Hatay'da hala barınma sorunlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Şu an geçen yıldan bugüne, hatta depremin öncesinde de şehrimize rant talan uğruna saldırmaya çalışıyorlar. Depremin öncesinde de maden şirketi açmak için karşımızda duranlar, depremden sonra da ellerini sıvazlamak için karşımıza yine maden şirketi açmak için çıktılar. Geçici istimlak adı altında, acele kamulaştırma adı altında köylerimize, zeytinliklerimize, doğamıza, kültürümüze saldırmaya çalıştılar. Yine rezerv alan adı altında insanların mağdur olabileceği uygulamalarla karşımızdalar. Bizler şunu çok iyi biliyoruz. Karşımızdakiler rant ve talan uğruna doğamızı yok saymaya çalışıyorlar. Buradaki halkı kültüründen etmeye çalışıyorlar. Fakat şunu söylüyoruz. ÇED raporu adı altında şehrimizi açmaya çalıştığınız maden şirketleri için geldiğinizde doğamızın yok olacağını çok iyi biliyoruz. İstimlakta zemin etüdü uygun değilken, yapılacak başka yerler varken TOKİ için yine orada zeytinimize, köyümüze, doğamıza saldırdığınızı çok iyi biliyoruz. Halkın yararından yana olan, yerinde dönüşüm varken şimdi ise rezerv alan adı altında Mart ayından bu yana, hatta Mart ayından da önce başlayan bu süreçte şunu söylüyoruz. Depremden sonra halkın yararına olacak politikalarla karşımızda olmalısınız. Burada ne doğamızdan vazgeçiyoruz, ne şehrimizden vazgeçiyoruz. Antakya halkı, Hatay halkı, Defne'den Samandağ'a kadar burada. Şu da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Karşımızda rant adı altında bir yandan doğamıza saldıranlar, bir yandan kimliğimize saldırıyorlar. Bir yandan ise bizlere kalıcı bir çözüm sunmuyorlar. Hala çadırda kalan insanlar var. Konteyner kentler hala güvenli değil. Konteyner kentler bir yağmur yağdığında insanlar için, bir rüzgar estiğinde güvenli alanlar değil. İnsanların yararını gözeten yerden kalıcı konutları, konteyner kentleri buraya göre dizayn etmek zorundasınız. Bizler de Hatay'dan bunun sesini yükseltmeye çalışıyoruz. Burada özellikle kadınlar daha çok mağdur ediliyor ve yalnız yaşayan kadınlar, eşi yurt dışında olan kadınlar, çocuklarıyla yaşayan kadınlar, boşanmış olan kadınlar konteyner kentlerde güvenli alanlarda değil. Güvenli alanlar için, çocuklar için, kadınlar için, LGBT artılar için güvenli alanlar olana kadar mücadele etmeye de devam ediyoruz. Ama buradan bir kez daha yineliyoruz. Bizler maden şirketi adı altında, istimlak rezerv alan adı altında ne kentimizden ne de doğamızdan vazgeçmeyeceğiz.